Bak 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 şurada ne var? Kız sen ne yapıyorsun orada? Bordo berelilerimiz de var. O bordo bereli ağlamaz. Yarbay, bordo bereli, maşallah. Türk bayrağı da cebinde. Partimiz milletin, bizatihin kendi partisidir. Türk milleti bin yıllık hayallerini, hedeflerini, umutlarını AK Parti üzerinden hayata geçirmenin çabası içindedir. Daha da ötesi, medeniyet coğrafyamızdaki yüz milyonlarca kardeşimiz de umutlarını ve geleceğini AK Parti'de somutlaştırdıkları Türkiye'nin başarısına bağlamış durumdadır. Bunun için AK Parti kazandığında Afrika'dan Balkanlara kadar dünyanın dört bir yanında sevinç gözyaşları yanaklardan süzülüyor, eller duaya kalkıyor. İşte bu sorumluluğun zerresini yüreğinde hisseden hiçbir arkadaşımızın tek bir anını dahi boşa geçirme hakkı yoktur. Böyle bir fotoğrafta hiç kimsenin kendisini partisinin ve davasının önüne geçirmesi de mümkün değil. AK Parti'nin genel merkezinden sandık müşahidine kadar tüm mensuplarının bu şuura sahip olduğundan şüphe duymuyorum. Yeni dönem çalışmalarımızı işte bu anlayışla yürütecek ve Allah'ın izniyle kısa sürede bizi hedeflerimize ulaştıracak neticelere kavuşacağız. Değerli arkadaşlar, bununla özellikle şu anda aramızda belediye başkanlarımız da bulunuyor. Birkaç cümleyle üzerinde durmak istiyorum. İşte bu seçimlerden sonra bana gelen raporlara baktığımızda özellikle bazı eleştiriler var ki bu çok çok önemli. Vatandaş özellikle şunu arıyor. Bu tabii ağırlıklı belediye başkanları ve bunun yanında tabii ki milletvekilleri vesaire. Tevazu arıyor. Tevazu. Belediye başkanı benim dükkanıma gelip bir çayımı içmedikten sonra ben bu belediye başkanını ne yapayım diyor. Yani seçimden seçime mi belediye başkanı da beni ziyaret edecek diyor. Veya milletvekili beni ziyaret edecek diyor. Veya kendi tanıdıkları bildikleri ofislere uğrayıp oradan çekip gidecekler diyor. Değerli arkadaşlar, AK Parti'nin müktesebatında böyle bir şey olamaz. Bizi yücelten tevazuumuz olmuştur. Eğer biz bu tevazuu kaybettiysek işte bu açık net puan kaybına da neden olmuştur. En güçlü olduğumuz yerlerde eğer bugün ciddi bir puan kaybı olmuşsa bunu kendi nefsimize soracağız. Biz hatayı nerede yaptık? Yanlışımız nerede? Arkadaşlar, çok iyi hizmetler yapabilmiş olabiliriz. Bu hizmetler gerektir. Ama yeterli değildir. Yeterli olan o gönüllere girmektir. Gönüllere girersek bu işi başarmış oluruz. Öyle gönüllere girmiyor da vatandaşına eğer tepeden bakıyorsak, bir gurur abidesi olarak bakıyorsak, onlara yeri geldiği zaman hatut yapıyorsak, kusura bakmayın, bu millet Şamaroğlu'nu değil. Değil.
Yani bir oy verir, iki oy verir, ondan sonra da kenara koyar. Zaten demokrasinin güzelliği de burasıdır. Bu bizim için erken fırsat olmuştur. 24 Haziran'ın fotoğrafını bu noktada çok iyi çekmemiz lazım. Ve inşallah Mart 2019 yerel seçiminde de gerek aday tespitlerimizde gerekse bu ahlaki kimliğe değer verip onu iyi puanlayıp adaylarımızı da buna göre ne yapmamız lazım? Belirlememiz, seçmemiz lazım. Bunları daha sonra tabii yine aramızda konuşacağız. Ama tabii vaktimiz de öyle çok fazla yok. Şimdi kongremizle birlikte yeni bir oluşum olacak. Şüphesiz ki Merkez Karar Yönetim Kurulumuzdan tutunuz da MYK'mıza varıncaya kadar bir değişim, dönüşüm orada da az da olsa yapacağız. Ama ondan sonra çok yoğun bir maraton başlıyor. Nedir o? Mart. Yani yerel seçimlerin startını vereceğiz. Ve bu startı verirken de kaşına gözüne değil, hem iş bitirme potansiyeline hem halkla uyumuna bakarak adım atmak durumundayız. Böyle atacağız ki yerel yönetim aynen bu seçimlere benzemez. Dolayısıyla yerel yönetimlerden 2019'da ne yapalım? Çok daha başarılı çıkalım. Ve ben teşkilatımın buna hazır olduğuna inanıyorum. Ve 2019 Mart'ına kadar bu belediyeciliğin adını ben doğrusu gönül belediyeciliği seferberliği olarak koyuyorum. Aynı şey teşkilatlarımız için de geçer. Bütün il başkanlarımız bu noktada gönül belediyeciliği gibi siyasette de gönül siyasetini yapması lazım. Ya ben iktidar partisinin işte burada il başkanıyım, ilçe başkanıyım. Yok. Biz ne dedik her zaman? Efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geliyoruz. Bunu yapacağız. Bugüne kadar çok büyük işlere imza atan AK Partili belediyelerimizin daha büyük hizmetler için milletimizin desteğini alabilmesini biz ancak bu şekilde sağlayabiliriz. İktidarımızı ancak bu şekilde güçlendirebiliriz.